Soru 1. 2547 sayılı yüksek öğretim kanununa göre, doktor öğretim üyesi kadrosuna atamalar en çok ne kadar süreyle yapılabilir? A. 1 yıl. B. 3 yıl. C. Süresiz. D. 4 yıl. Cevap, D. Soru 2. 2547 sayılı yükseköğretim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek okulların organları arasında yer almaz? A. Yüksek okul müdür yardımcısı. B. Yüksek müdürü. C. Yüksek okul kurulu. D. Yüksek okul yönetim kurulu. Cevap A. Soru 3. 2547 sayılı yükseköğretim kanununa göre, yüksek öğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları hangi birince ilan edilir? A. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğün tarafından. B. Yüksekokul Müdürlüğün tarafından. C. Rektörlük tarafından. D. Dekanlık tarafından. Cevap. C. Soru 4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen kaç yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında alanı ile ilgili arge niteliğinde çalışmak üzere, bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. A. 3 yıl. B. 6 yıl. C. 10 yıl. D. 7 yıl. Cevap B Soru 5 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde genel sekreter, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar nasıl atanır? A Yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. B Senato'nun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. C. Rektörün görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından atanır. D. Yükseköğretim Kurulu tarafından atanır. Cevap A. Soru 6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yüksek öğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özertliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüksek Öğretim Kurulu B. Üniversiteler Arası Kurul C. Üniversite D. Milli Eğitim Bakanlığı Cevap A Soru 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde süreç zaman aşımına uğrar? A 4 ay B 2 ay C 1 ay D 3 ay. Cevap C. Soru 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen nokta 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 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Noktalı yere gelecek doğru ifadeyi işaretleyiniz. A 20 iş günü B 30 iş günü C 10 iş günü D 40 iş günü Cevap C Soru 9 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura verilen refakat izni gerektiğinde nokta 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 katına kadar uzatılır. Noktalı yere gelecek doğru ifadeyi işaretleyiniz. A) 7 katına kadar B) 1 katına kadar C) 5 katına kadar D) 3 katına kadar Cevap B Soru 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süreyle dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurt dışında kaldıkları sürenin nokta 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 katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Noktalı yere gelecek doğru ifadeyi işaretleyiniz. A) 2 katına kadar B) 4 katına kadar C 5 katına kadar D 3 katına kadar Cevap A Soru 11 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre üstün başarı belgesi verilenlere Merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde kaçına kadar ödül verilebilir? A) %450 B) %350 C) %200 D) %250 Cevap C Soru 12 657 sayılı devlet memurları kanununa göre, amir, mahiyetindeki memurlara kanunlara ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve mahiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. Hükmü aşağıdakilerden hangisinin kapsamı içinde yer alır? a. Temel ilkeler b. Genel haklar c. İstihdam şekilleri D. Ödev ve sorumluluklar Cevap D. Soru 10. 3. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre özürsüz ve kesintisiz 3 ile 9 gün arası göreve gelmemek aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir? A. Memurluktan çıkarılma, B. Kınama. C. Kademe ilerlemesinin durdurulması. D. Uyarma. Cevap. C. Soru 14. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memurlarının nokta, nokta, nokta kararı vermeleri, tertiplemeleri ilan etmeleri bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Noktalı yere gelecek doğru ifadeyi işaretleyiniz. A. Grev. B. Sendikaya üye olma. C. İdari toplantı. D. Sendika kurma. Cevap A. Soru 15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine nokta 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 gün babalık izni verilir. Noktalı yere gelecek doğru ifadeyi işaretleyiniz. A. 15 gün. B. 10 gün. C. 5 gün. D. 7 gün. Cevap B. soru 16 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 206'ya göre kaç yaşını dolduran çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez? A 7 yaşını B 26 yaşını C 30 yaşını D 25 yaşını cevap D Soru 17. 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 16'ya göre devlet memurları, görevleriyle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına nokta, 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 hususi işlerinde nokta, nokta, nokta. Noktalı yerlere gelecek doğru ifadeleri işaretleyiniz. A. Çıkaramazlar, kullanabilirler. B. Çıkarabilirler, kullanamazlar. C kısmen çıkarabilirler kısmen kullanabilirler D çıkaramazlar kullanamazlar Cevap D Soru 18 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek durumunun ilgili kanundaki ceza karşılığı nedir? A. Kınama. B. Kademe durdurma. C. Devlet memurluğundan çıkarma. D. Uyarma. Cevap. C. Soru 19. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur, çocuk için ödenen yardıma çocuğunun doğduğu tarihi takip eden nokta, nokta, nokta başından itibaren hak kazanır. Noktalı yere gelecek doğru ifadeyi işaretleyiniz. A. Hafta. B. Yıl. C. Ay. D. Gün. Cevap. C. Soru 20. 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 125 e göre devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin en hafif olanı hangisidir? A. Tayin B. Kınama C. Uyarma D. İdari para cezası Cevap C.